ve Selin katkılarıyla. Komutanım, imzalanacak evrakları getirdim. Abi zar sana. Yüzbaşıdan açan. Alfa Scramble. Baş 300 orta profil doğru kontrolde olmayacak. Tanımsız iki uçak sınır ihlali riski var. Gerçekten. Sınır ihlali riski ortadan kalktı. Meydana dönün. Doruk Kobra 6-6. Bayram atanımda. Dönüyoruz. Korkma. Yanımda ol Burcu. Bir şey yoluna girecek, Onur. Merak etme. Ahmet Onur. Bir türlü alışamıyorum Onur'a.
Annem ve sen. Ahmet'e devam. Bol şans. Ben çok gerildim şu anda ya. Sakin ol hepimiz halledeceğiz. Ben bundan çok korkuyorum biliyor musun? Şşt hadi. Kaç? Altıcı. Ay. Canım çıktı. Artıyor. 400 metre kadar artıyor. Ve sağa doğru 30 derece atış yapıyorum. Güzel, limit var. Devam edebiliriz. Evet, şu an 30 fitteyiz. Maskeleri sağ taraftan açıp teste başlayabilirsiniz. Yazarken konsolların üstünde yazıyoruz. Yüzünüzü görelim. Kendinizi kötü hissettiğiniz zaman maskelerinizi yüzünüze takabilirsiniz. Yani 11, 13, 18. Ya sen önce kendi kağıdına baksana. Ne varmış kağıdına? Sayılar doğru ama ismini Ahmet Onur yazmış. Onur değil canım o. Onur yazdım, elim titremiş. Ha tabii tabii, kesin titremiştir. İkizler şuna bir bakın bakalım. Önce senden yazıyor. Senden gözler hala bunlar bizim. Ah yazık. Yazık. Bu şeylersiz. Hadi be. Üzülme. Dalga geçmeyin. Burcu sen bak hadi söyle bakalım. Yok yok, problem yok. Oh be. Oğlum az kalsın eleniyordun. Ne oldu be? Burnum çok doluymuş. Sünüzit ameliyatı olacağım. Haftaya tekrar muayeneye geleceğim. Sünüzit. İnşallah bir aksi çıkmaz oğlum. Sünüzit değil. Sümüklü. Sinüzit. Seni bu burunda kim pilot yapar? Git önce burnunu sil demişler. Sümüklü.
Oğlum okul birincisi böyle elenirse yandık Ahmet, biz. Ahmet olur. Ayşe Dinçer, Mustafa Hızarcı, Tunç Sözeri. Harbiyeli Hızarcı. Harbiyeli Dinçer. Harbiyeli Onur. Harbiyeli Sözeri. Hava Harp Okulu, öğrenci alay sancağının mukaddes nöbet sırası sende. Rengi, mübarek ecdat kanının rengidir. Kumaşı, şehit tenidir. Parıltısı, zaferlerin ışığıdır. Ay yıldızı, hürriyet ve istiklaldir. Gönderi, milli iradedir. Sırması, şeref ve mesuliyettir. Bütün bunlar Türk milletinden sana emanettir. Bu büyük emaneti sana teslim ediyorum. Demir bileğinle onu sımsıkı kavra. Kanının son damlasına kadar onu daima yükseklerde tut. Onu senden sonra sağ kalanın eline teslim etmedikçe son nefesini vermeyeceksin. Bu sancak nesiller boyu ve ebediyen elden ele verilerek daima göklerde dalgalanacak. Sancak nöbetçiliği nöbet hizmetlerinin en şereflisi, en kutsalıdır. Bu şanlı sancağı teslim aldığım gibi lekesiz, tertemiz, sana teslim ettiğimizin işareti olarak öpüyor ve teslim ediyorum. Bugünleri de görecek. Ya vallahi öyle. Ay, büyücüler teğmen oldular da pilot olacaklar. Ya. Ben hala inanamıyorum. Baban seninle artık daha çok gurur duyuyordur kızım. Burcu, sen nerede okuyorsun? Konservatuvarda. Sen o zaman Mehmet'le çok iyi anlaşırsın. Evde Ebru yapıyor. İzmir'e gelirsen bekleriz. Uçadayız. İkisi de emekli ya. Bütün gün evdeler. Melekler tanıştıklarını çağırırlar. Hey Allah'ım ya. Ettiği lafa bak Allah aşkına şimdi. Sanki biz can sıkıntısından çağırmıyoruz. Sıkma canını be. İyi senin elini vurmuşlar. Ameliyat oluyor demişler bana. Korktum lan. Sümükten almayacaklar seni, giremeyeceksin diye. Yine kılpayı geçtin ha. Ha kes be. Beymenler, uçuşa hazır mısınız? Daima. Burcu hoşça kal. Bize şans dile. Onur da merak etme, bana emanet. Gel Nişan. Tamam. Size iyi uçuşlar. Hadi görüşürüz Can. Görüşürüz. Seni gökyüzüne uğurluyorum. Benden selam söyle. Sen de İstanbul'a iyi bak. Fırsat buldukça geleceğim. Bu kapı senin için farklı bir hayatın başlangıcı. Sen içeri gireceksin, ben burada kalacağım. Ayrılıyormuşuz gibi konuşmasana. Yanımda ol dedin, oldum. Ama bak, ben buradan dönmek zorundayım. Aramızdaki bağ bizi birlikte tutar Burcu. Gel hadi. Bunu hiç çıkarma. Sonsuz gökyüzünün
pilotların toprağı olduğunu öğreneceksiniz. Memleketin kaderinin parmaklarınızın ucunda olduğunu hissederek uçacaksınız. Asıl öğreneceğiniz şey uçmak değil, gökyüzüne yazmaktır. Çünkü biz gökyüzüne yazarız. Gökyüzüne yazmak, suya yazmaktan çok daha zordur. Kimse bilmez, kimse görmez. Ama biz yaşarız. Gökte uçarken sizden öncekilerin yazdıklarını okuyacaksınız. Ve gerisini siz kanatlarınızla yazacaksınız. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Başarılar diliyorum. Teğmenler, Çeliüs'üne hoş geldiniz. Sağ ol! Dikkat! Bakıyorum hepinizin göğsü kabarmış. Var mı kanatlanıp uçmak isteyen? Hemen şimdi. Şu uçaklardan birini alıp uçmak isteyen. Yok mu? Ben varım komutanım! Daha dur bakalım tırtıl. Sen ne zaman kozandan çıktın da kelebek oldun? Ahmet sen ne yaptın ya? Ne ne yaptın? Sordu ben de söyledim. Oğlum böğürdüm be. Ciğerim patlayacaktı. Ya bir git işine ya. Size neden ikizliyorlar bakalım? Biz çocukluk arkadaşıyız komutanım. Birlikte büyüdük. Güzel. İş takımları ve flapları koyduktan sonra süratimi 120 nata düşürüyorum. Sürat gelirken gazı ilave ediyorum. Başlangıç için ufku düz olarak kat ediyorum. Ufku geçer geçmez iki çekiş bir yatışa başlıyorum. Kuşun motorlara hasar verdiğinden şüpheleniyorum ve motor saatlerini kontrol ediyorum. Çalışma sahasına tırmanışımı iptal ediyorum. Götürman manevrasında terse geçtikten sonra 3-4 çi ile yatışsız olarak çekiyorum. Sonra çalışma sahası alt irtifasını... Sana bir soru soracağım. Eğer de onu yanıtı verirsen seni hemen uçuşa çıkaracağım. Buyurun komutan. Ama eğer bilemezsen doğru yanıtı verene kadar uçamayacaksın. Seninkine uçurdun. T-41D eğitim uçağı komutanım. Emin misin? Doğru yanıtı verene kadar uçun kesin. T-41 uçurmadık mı? İlk ne uçurdun diye sordu. T-41 değil mi? Evet. İnişe devam edelim. Karakuş. Teğmen Karakuş. Sen ne yaparsın? Hocam tereddüt etmeden gaz kollarını militereye açıp pas geçiş işlemlerini uygularım. Öncelikle size amiring sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Bunun sebebi... biraz daha ağır olması diğer uçak modellerine göre. Bravo, bravo, bravo. Hadi saat 11 yönünde, hadi. Kızım sola yatırsana. Hadi, abicim bir susana ya.
Hepimiz ilk T'ye 41 uçurmadık mı ya? Kafa mı buluyor bende? Atla! 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 Nereye atlayın lan? Nereye dur, atlayın? Şaka yaptım! Nereye atlayın? Oğlum sana mı attın? Nereye atlayın? Duyuyorsun değil mi seslerini? Herkes uçuyor, bir tek ben yerdeyim. Aa, niye? Niye yerdesin? Hocam, hocam manyak. Bana bir soru sordu, doğru yanıtı verene kadar uçuşun kesik dedi. Sorduğu da ne biliyor musun? Sen ilk ne uçurdun? Ya hepimiz ilk T-41 uçurduk, niye hala gıcıklık yapıyor anlamadım. Ama hangi uçak diye sormamış ki. Uçurtma olmasın? Evet. Evet. Komutanım. Uçurtma. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Basınç 10 ila 45 arası normaldir. Sağ motoru durdururum. Tekrar çalıştırmam. Dinçer Teğmen'im. Teğmen Dinçer. Sen ne yaparsın bu durumda? Hocam motoru durdurmadan önce gaz kolunu idle'a çeker, yağ tazeliğinin limitler içinde olduğunu kontrol ederim. Eğer limitler içinde değilse motoru durdururum. Bugünkü uçuşunu kestim. Yağ tazeliği limitlerini 1000 kere yazacaksın. Sabah masamda göreceğim. Oğlum ne yazıyorsun? Denden koyu geç. Kafa basmıyor mu? Kıza bak lan. Motoru da kıyakmış oğlum. Tam benlik bu. Tabii şimdi sende de motor var ya, hemen senlik olur. Ne motoru lan? Uçak var ben. Al uçak. Bakalım. Katip Çelebi. Sağ ol. Hoca çok verdi 1000 tane ya. İnsan ben de yanlış yanıtlayayım. Birlikte yazarsın. Tamam biliyoruz. Teoride iyisin. Ama biliyorsun bu bilek işi bilek. Hem bakalım ilk yalnızlığına kim çıkacak? Öyle mi? Bunu da yaz bir tarafına o zaman. Hadi biz kaçalım. Hayatım. Masa sert bak. Kolay gelsin. Ben de seni çok özledim. Ama canım benim nasıl çıkayım ben buradan? Annemler burada façada dibimdeler. Daha onlarla görüşemedim. Lütfen. Ne yapıyorsun ya? Dikildin başıma gardiyan gibi. Hem ben belki aşk mektubu yazıyorum. Hocana mı? Az verdi sana 1000 tane. Sen pilot olamazsan atlat olursun ha, üzülme. Ben de seni çok seviyorum. Bay bay. Burcu mu? Hı. Ne bu halin o zaman? Sorma ya. Ben çıkamıyorum diyor, gelmek istiyor. E kız haklı tabii. Ama işte gelse de doğru düzgün görüşemeyeceğiz. Uçuş okulu ağır diyorlardı da o kadarını beklemiyordum ben. Üzüldüğü şey bu mu oğlum senin ya? Çağır bir hafta sonu gelsin, en azından birkaç saat görüşürsünüz be. Haklısın be. Siz ne yaptınız? Biz mi? Mustafa mı? Artık o Hattat Mustafa. Hı? Hadi bakalım. Viril çalışalım. Kumandalar sende. Anlaşıldı komutanım. Kumandalar bende. Viril planlıyorum. Rabia tam geri. Tam direksiyon.
Anlaşıldı komutanım. Komutanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Yanınıza mı gidiyorum? İlk yalnız uçuşumu aldın mı? Hadi hadi çok sorma, ne diyorsam onu yap. Teşekkürler hocam. Aferin. Sağ olun komutanım. Benimki de alıyordu yalnız uçuşu da. Son anda yaktı kendini. İlk yalnız uçuşa gidiyorum. Tamam tamam. Bir yalnızı çıktın hemen pilot oldun değil mi? Ya Mustafa, ilk yalnız diyorum ya. İlk yalnız. Senin şu bileği öpmen gerek. Paraşütünü topladıktan sonra öptürürsün hocana. Ya çocuğun biri hocasıyla uçuyormuş. Artık yukarıda ne olduysa bunlar uçağı bırakıp atlamış. Sonra yerde paraşüt toplarken çocuk gitmiş hocası demiş ki. Hocam ben şimdi eğlendim mi? Hadi canım. başka neler yapıyorsunuz? Uçmaya çalışıyoruz işte. Kendimi sürekli kokpitte hayal ediyorum ben. Ya ben de seni sürekli uçaktan yeni atlamış paraşütünü toplarken hayal ediyorum. Bak ya. Şaka canım, Allah korusun ya. Ahmet, sen neler hayal ediyorsun? Sadece uçmayı mı? Yani dışarıda da bir hayat var biliyorsun değil mi? Buradaki hayat çok farklı Burcu. Okulun dışındaki hayat geride kaldı. Artık yerdeki hayatla gökteki hayat var. Duyguları çok farklı. Nasıl? Anlatsana. Uçunca anlıyorsun. Uçarken kendimi gökyüzüne aitmiş gibi hissediyorum. Ama yerdeyken öyle değil. Yabancılaşıyorum, garip oluyorum. Anlayamazsın. Yo, anlıyorum. Burcu ya, Onur'a bir hoca düştü. Kemal binbaşı görmen lazım. Çok acayip bir adam. Bu da ondan öyle acayipleşti canım. Bir bakma böyle konuştuğuna ya. Ya adam Bosna'da yakıt ikmali yapa yapa 8,5 saat uçmuş. Ya. Bence orada biraz kafayı sıyırmış olabilir. O kadar uçanın dünyası değişir be. Görüyorum. Yine bize ayrılık göründü. Burcu, ayrılmıyoruz. Sadece seni uğurluyorum. Yerdeyken uçmayı özlemiyor musun? Özlemez olur muyum?
Ben de seni öyle özlüyorum işte. Bir uçuştan sonra uçaktan inerken onun son uçuşun olabileceğini düşündün mü hiç? Düşünmek bile istemem. Ben yol boyu bunu düşüneceğim. İstanbul kalkıyor. İstanbul yolcusu kalmasın. Burcu yapma böyle, ne olur ya. Tekrar döneceğin günü düşün. Git gelirsin. Sen de aşkı ben ol ki bilesin. Bak bunu yeni yapıyorum. Nasıl? Kartala benziyor. Benim için mi yapıyorsun yoksa? Beğendiysen al. Ama senin için başka bir şey yapacağım. Ne zamandır aklımda. Ayşe hı nerede? Anneciğim Ayşe okula gitti. Size de çok selam söyledi. İleteyim. Peki Burcu'yu niye getirmedin? Kızcağız buralara kadar da gelmiş. Kalsaydı biraz. Aman anne işte öyle esmiş gelmiş kız. Bir daha geldiğinde söylerim kalır. Yani. Oğlum bak. Bizi geçiştiriyorsun ama o kız senin için buralara kadar geliyor. Sakın onu geçiştirme. Orası öyle de baba. Benim de dikkatimi dağıtmamam lazım. Zor yani. Tabii zor. Uçacaksın. Biletlerine başvurdum, onlar da kabul ettiler. Sizinle de görüşeceğim yakında. Niye? Sizin bizimle mi ilgili? Sayılır. Uçuş eğitiminin insan psikolojisi üstüne etkilerini araştırıyorum. Onur'la konuşacaksın. Uçak görünce uçacağını saran başkasını bulamazsın. Kaskı böyle mi aldın, yerde boyattın? Kendim boyadım. Peki mümkünde boyar mısın? Dur bakalım ya, sen önce bir pilot ol. Şu son kontrollerini bir görelim. Ha. Hah, geldi işte son kontrollerini yapan birisi. Ne olur? Ne var ya? Niye hepiniz bana bakıyorsunuz? Hiç. Ben bakmıyorum. Beni katma. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Gofreti yer misiniz? İddiadan kazandım. Hayır. İhtiyayım girdim lan. Hidrolik ikaz lambaları yandı. Sağ motor durdu. Gaz kolunu off yapıyorum. Arı 3-3 yalnız. Gaz kolunu off yapma. Sakın off yapma. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Off yapıyorum hocam. Mutabık mıyız? Negatif, negatif. Sakın off yapma. Motor çalışıyor. Çalışan motoru neden durdu? Tamam, açın ışıkları. Sadece gearbox arızası var. Panik olan bir adamın nasıl basit hatalar yapabildiğini duydunuz. Bu son uçağınız. Mezun olmanıza çok az kaldı. Hepinizi pilot yapmak zorunda değilim. Bazılarınız çok basit hatalar yüzünden eleniyor. Aklınızı başınıza toplayın. Teğmenini al. İkinci bir emre kadar uçuşunu kestim. Teğmen sözleri. Teğmen sözleri. Kaldığı yerden devam edin. Hocam, pito ve pito devre kesicisini kontrol ederim.
Abi dur. Yok abi, yok işte, yok. Çok üzüldük, geçmiş olsun. Tunç Sözeri. Tata. Şaka mı lan şimdi? Yüreğime indi lan. Ulan ben sorarım size. Çok komik. Git tak şunu. Tamam takıyorum. Üzüldün mü? Ha ne üzülmesi ya? Ödüm koptu be. Kolda pembel 8 çalışabilir miyiz komutanım? Ara 4-2. Bu gençler öt çekmeyi seviyor. 3 numaralı çalışma sahasında pembel 8 çalışalım. İyi olur komutanım. Tuncan da ihtiyacı var. Aferin. Bir sonraki uçuşun yalnız. Şefim. Tebrik ederim. Şişt, oğlum. Oğlum aldım lan yalnızı. Dayanamadı sonunda. Ne oldu? Bitti Onur. Elendim ben. Buraya kadarmış abi. Buraya kadar dayanabildim ben. Nasıl elendin ya? Ne bileyim abi, elendim işte ya. Elendim ya. Merhaba. Biraz tatsız vedalaştık. Hafta sonu gelmek istiyorum. Olur mu? Mesajı alınca ara beni. Elenmek diye bir şey yoktu benim aklımda. Çok acı be oğlum. Uçuştan ayrılmak, son uçuş. Çocukken oynardık ya, yandın derdik. İşte o yandın gerçekmiş. Yanmak varmış. Bölgedeki akrepler. Kumu 3-2. Çiğli meydana göre yaklaşık 275 radyal, 32 milde bekliyoruz. Bu ne ya? Geçmekle iyi yaptın kardeşim. Herkes jetlere dayanamıyor işte. Ya deme öyle. Fatih doğru söylüyor. Seni çok özleyeceğiz. Üzme kendini, olur mu? Kızım dünyanın sonu değil ya. Sakin olun. Ben uçuştan elendim ama hala kuvvetteyim. Orası öyle de oğlum. Elenmem bana çok koydu be.
resmen çakıldım. Ben o an hayatım boyunca unutamam. Oğlum bana bak. Senin hiçbir suçun kabahatin yok. Sonuç şu, birlikte yaptık. O kadar. Siz de toplayın şu herifi, gözüm arkada kalmasın. O bende. Gel bakalım. Kardeşim. Ne herif be. O bizi teselli etti. Vallahi benim içimden bir parça koptu yani. Tunç'u gördüm gelirken. Ayşe, sorulara bakabildin mi? Evet. Filo'da gidince veririm. Bence tezin eksik. Uçuşta elenenleri de araştırmalısın. Onur teminim. Telefonunuz var, fense bekliyorsunuz. Cep telefonun hep kapalıydı. Geleceğim diye mesaj attım ama iki gündür yanıt vermedi. Sorma Burcu. Tunç elendi. Moralim çok bozuktu. Kusura bakma. Sen ne zaman geleceksin? Nizamiye'deyim. Gelebilir misin? Burada mısın? Burcu, çok isterdim de az sonra ilk kez yalnız uçuşa çıkacağım. Yani akşama kadar çıkamam, mümkün değil. Kız arkadaşın mı? Bir dakika Burcu. Evet komutanım. Arada nefes almak iyidir. Git kızın yanına çık, gez biraz. Uçsaydım. Hafta sonu izinlisin. O kadar büyük ki. Koyun şunu. Anca iki kişi kullanabiliyor. Tek kişilik F4 yok bir kere. Bir kere ağzında olurken konuşma. İkincisi görüyorsunuz işte. Bu Mustafa hep böyle. Tamam. Sanki araba kullanıyorum. Tamam, anlaşıldı. Burcu kızım, senin dersler nasıl? İyi Mehmet amca. Bu hafta bir gösteri için Avrupa'ya gideceğiz. Ha. Benim için de ilk olacak. Biraz heyecanlıyım. Hadi hayırlısı. İnşallah devamı da gelir. Gördünüz mü? Siz hala atışın durun. Bu atışmalar bizde de var aslında. Siz bir de violonselcilerle kemancıları görün. Burcu, yardım eder misin kızım? Mutfakta bir şeyler daha. Tabii. Acaba hangisi F4? Violonsel mi, keman mı? Violonsel. Ayşe, limon kapar. Annene de haber versin. Tamam. Neşe teyze, bu limonlar yemyeşil daha. Yazık ya. Anne, ha annem geldi. Geldim. Evet, köfteler hazır. Oo, anneciğim köftesi. Anne, nerede kaldın ya? Aman kızım. Abicim. Teyzen aradı, bilmiyor musun? Lafı bitmez. Hadi götür. Hadi buyurun, buyurun. Herkes köfte alsın, buyurun. Al al, herkes de. Ellerinize sağlık valla. Afiyet olsun oğlum. Filiz teyze, Mustafa da çok iyi çatı aktarır. Hazır buradayken sizin de aktarsın. Evet, çaylarımız geldi. Hoş geldiniz. Burcu, gel gel, kaçırıyorsun sen iki şımarıklıklarını. Bu evde böyle şımarıklıklar. Hiçbir şey yapmadım kızım ya. Bırak. Ayşe,
Siz ikiniz de bizim göz bebeğiniz. Baba, Burcu aynı zamanda modern dans da yapıyor. Öyle mi? Tabii. Yani sen de uçuyorsun. Başka bir gökte. Evet ama bizim kanatlarımız çelikten yapılma değil, aşktan yapılma. Duyuyorsunuz değil mi? İyiymiş be. Çok güzeller. Ellerinize sağlık. Sağ ol. Bir de bunun renklerine bayıldım. Al, senin olsun. Hatıra. Çok teşekkür ederim. Bak bunu da Ahmet'e yapıyorum. Henüz bitmedi. Haberi yok. Hoşça kalın. Thank you.
ben ne yapayım? Sen merak etme, ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Teyzeciğim, çok yoruldum. Gel biraz otur. Gördünüz mü komutanım? Sana bir sürprizim var demişti. Anka kuşu. Çok güzelmiş. Burcu. Ahmet, haberi şimdi aldım. Konserdeydim. Ayşe arayıp mesaj bırakmış. Başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Sağ ol Burcu. Çok kötüyüm ya. Yalnız uçuşa çıkıyordum. Konuştuk. Akşama gelirim dedim ama... Söyle bakalım, kol kalkışına yer rüzgar limiti ne? 20 knot komutanım. İki liderden kaç saniye sonra pilofa başlanır? Sana soruyorum Onur, cevap versene. 10 saniye komutanım. Sorma kızım ya. Kemal Hoca uçuşumu kesti. Kırmızı verdi. Moralim çok bozuk. Zaten... Aman ya, boş ver. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Atölyeye gidiyorum. Gelsene, hem kafan dağıl. Yani ama bak, böyle şimdi anket falan dolduracak durumda değilim. Tamam. Hadi. Ne güzelmiş. Ver bakayım. Al bakayım. Hadi atla. Ulaşamıyoruz. Birazdan tekrar deneyim. Peki. Ben şurada bekleyeyim o zaman. Hoş geldin. Vay vay. Ressamlık da var demek. Bunlar kendim için çizdiklerim. Çok iyi ya. Kask boyuyorsun hala demek ha? Motosikletçi arkadaşlarım için çizdim. Nasıl? Beğendin mi? Vallahi çok güzel, ellerine sağlık. Bana da boyar mısın diyeceğim ama. Bence senin için hala erken. Haklısın. Zaten daha ne kadar uçarım, o da belli değil. Sen bu fileri niye takıp duruyorsun hep? Özel bir nedeni mi var? Hı hı. Hediye. Uçuş okulunun ilk günü kapıda boynundan çıkarıp takmıştı. Bak şimdi ya, niye söylemiyorsun? Ben de takıyorum bunu. Sordun mu kızım? Aldın hemen. Özür dilerim. Nerede sevgilim? Burada mı şimdi? Şimdi İstanbul'da. Biraz da canım ona sıkkın. Son aradı, geleceğim dedi. Gelme dedim. Yani sence ayıp etmiş miyimdir?
Bir de soruyor musun Onur? Niye gelme dedin? Ne bileyim. Ara hemen. Arayayım değil mi? Ara. Yani ama arasam da açmıyor zaten. Kontrollerini yapmayı unut. 10 dakika bir yapmalıydık. Sen hala duruyorsun. Arı 4-7 Çiğli Rapkon. Arı 4-7 Çiğli Rapkon. Onur. Cevap versene, adamın sesi kısıldı. Çiğli Rapkon. Arı 4-5 sizi dinliyorum. İkinci kırmızıyı da aldım. Fırsat kollar gibi üst üste iki kırmızı. Bu ne acımasızlık ya? Bu adamın durumunu bilmiyor mu yani? Cenazede o da vardı. Onur, ne bu halin? Kendine gel. Oğlum, biz buraya niye geldik? Hı? Nasıl geldik? Birbirimize ne söz verdik, unuttun mu? Bak öyle anlamaz gibi bakma, bir de ihanet sayarım bu yaptığını. Ya Ayşe. Ya Mustafa sen karışma. Sen git. Bana baksana sen. Biz birbirimize küçükken söz vermedik mi? Ya ikimiz birden pilot olacağız ya da olmayacağız demedik mi? O gün niye kestik biz parmaklarımızı? Niye dayak yedik? Ya salya sümük ağladığımızı unuttun mu? Ayşe. Bak, biz kanımızı da döktük, gözyaşımızı da döktük. Gerekirse canımızı bile veririz demedik mi? Bak, bu yaptığını ihanet sayarım Ahmet Onur. Ayşe. Az. Bak, Mehmet amca benim de babam sayılırdı. Senin pilot olman onun en büyük hayaliydi. Daha sıkı sarılman gerekirken birden kendini koyverdin. Babam için yapacağım bu mu? Anlamıyorsun kızım, anlamıyorsun. Niye anlamıyorum Ahmet Onur? Bana bak, hatırla. Bunu benden daha iyi kimse anlayamaz. Hey! Nişan vaziyeti. Al. Ateş. 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 Saçmalamış. Hey, Anca. Bak bu babamın uçağı. Uçağı ne oldu? Düştü. Babana ne oldu? Uçtu. Bakayım bir şuna. Gel. Komutanım, sizinle bir konuda görüşmek istiyordum. Geç otur. Komutanım, özür dilerim. Ama Onur'un ikinci kırmızıyı hak etmediğini düşünüyorum. Babasının ölümünü metanetle karşıladı. Benden alışık, her zaman bekliyordu bunu, hazırdı. Asıl sebep annesinin kaygısı. Bu yüzden performansı düştü. Ben Onur'a hala güveniyorum. Onun yerinde başkası olsa zaten kırmızıyı vermezdim. İkinci kırmızıyı kendine gelsin diye verdim. Anladın mı? Komutanım, birinciyi bilemem ama ikinciyi kendisi isteyerek aldı. Nasıl yani? Komutanım, bize boşuna ikiz demiyorlar. Onu hissederse ben de hissederim. Annesi mi diyorsun? Adı neydi? Neşe komutanım. Bakın size bir hikaye anlatayım Neşe Hanım. Bir köyde tembel, haylaz, okula gitmek istemeyen bir çocuk varmış. Babası da onu çobanlığa yollamış. Çocuk koşa koşa eve gelmiş. Annesine demiş ki, anne, ben bir şey gördüm, kocamandı, uçuyordu demiş. Annesi de demiş ki, ha, kuştur o. Yok yok, içinde iki kişi vardı. O zaman uçaktır, içindekiler de pilot demiş. Anne, ben de pilot olmak istiyorum demiş çocuk. Annesi, sen daha ilkokulu bile bitiremedin.
nasıl pilot olacaksın? Çok çalışman lazım demiş. Ama çocuk o uçaktan çok etkilenmiş. Anne demiş, vallahi çok çalışacağım. Ben pilot olacağım. Beni bir daha okula gönder. O çocuk pilot olabilmiş mi? Karşınızda duruyor efendim. Osman, ne demek? Gökyüzü. Ona gönül verenler, onun için canını bile verirler. Bir kuşun uçmasına engel olmaktansa, onu uçarken vurmak en doğrusudur Neşan. Biz burada kanat arkadaşlarımızı yetiştiriyoruz. Şimdi biz onların hocasıyken, ileride onlar bizim hocalarımız olacak. Yani aslında biz burada hocalarımızı yetiştiriyoruz. Neşan, oğlumuzun iki tane kırmızısı var. Sen telefonlarıma hiç çıkmıyorsun ama ben onu hiç çıkarmıyorum. Hiç çıkarmıyor musun? Emin misin? Dur Aslan. Eskişehir. Konya. Eskişehir. Liste atılmış. Sahi mi? Baktın benim F16 değil mi? Evet F16. Seninki ne? Tabii ki F4. İyi, hayırlı olsun. Mustafa'ya da hayırlı olsun de. Hayırlı olsun. Beraber miyiz? İkizine sor, listeye bakan o. F4. Ne? Oğlum sattın lan beni. Ya, ne iş? Abi küçücük kız o koskoca uçağı nasıl uçuracak tek başına? Yok ya. Ya bırak Allah aşkına ya. Gelmeyeyim mi? Bak sen istedin. Gel gel. Of. Dünyanın en bilekli, en yürekli pilotlarının yetiştiği bu üs yalnızca bir başlangıçtı.
Bundan sonra sizi çok daha zorlu eğitimler ve uçuşlar bekliyor. Dilerim ki hepiniz ileride Anadolu Kartalı tatbikatına katılır ve bu sözlerimin doğruluğunu orada gösterirsiniz. Bu yuvadan bir kartal olarak ayrılıyorsunuz. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Tebrik ederim. Burayı birincilikle bitiren ilk kızımız sensin. Hep böyle başarılı ol. Laf aramızda F-16 ile de uçuyorum. Ama F-4'ün yeri ayrı. Sağ ol. F-4 kullanmak bilek ister. Aferin. Sağ ol. Söyle bakalım, sana niye kıl payı diyorlar? Kol uçuşunda lidere bir kıl kadar yakın uçuyordum komutanım. Hayırlı olsun. Bundan sonra bana abi diyeceksin. Söylediklerimi unutma. Arabama da iyi bak. Sol! Ama keşke babalarınız da burada olsaydı da görseydi. Anneciğim, onlar zaten bizimle buradalar. Burcu niye gelmedi oğlum? Ben İstanbul'a gideceğim anne. İyi edersin. Yani. Baştan bir kere daha arkadaşlar, hepiniz buraya uçmayı öğrenip geldiniz. Şimdi gökyüzünde avlanmayı öğreneceksiniz. Bazılarınız F-5'te, bazılarınız F-4'te ve F-16'da eğitim alacaksınız. İleride en başarılarınız Türk mühendislerin üreteceği kendi savaş uçaklarımızda uçacak. Yine en başarılı pilotlar dünyanın en seçkin pilotlarının da katıldığı uluslararası tatbikatımız Anadolu Kartalı'na katılacak. İşte öğrendiklerimizin hepsini asıl burada ortaya koyacağız. Ayrıca 100. yılda akrobasi gösterileri yapmak üzere bir F-16 hazırlanıyor. Adı Solo Türk. Belki de onu aranızdan biri uçuracak. İnsan değiller. Türkiye tarif misin? F-4 olsa düşünürdüm ama pilavdan dönenin kaşığı kırılsın değil mi Mustafa? Olmaz söz kız. Anca beraber kanca beraber. Ama sana yakışır ha. Ya F-16 olsa yakışır. Ama böyle havada gösteri yapmak falan bana uymaz. Ha canım. Bakarken için gidiyor ama onlara. Ne gidecek be? Sadece bakıyorum. Ha. Hem senin gibi imza almak için kapılarında beklemiyorum şey. Oğlum yeğenim istedi diyorum ya. Ya bilmem mi canım? Hadi be. Üsteğmen, hep 1,5 saniye geç kalıyorsun harekete. Sarkma kardeşim, sarkma. Senin arkanda 2 adam var. Sen onu ip durursan onlar ne yapsın? Tamam hocam. Kımıldatmayacaksın tayyareyi. Öyle sen bir türlü yerinde uçmuyorsun. Hep açıkta duruyoruz. O kadar kanat sallıyorum, telsizle anons ediyorum. El işareti yapıyorum. Niye yaklaşmıyorsun? Yaklaştım mı hocam? 2 metre yakınına girdim. 2 metreymiş. Bak sana ne kadar yaklaşacaksın göstereyim. İşte bu kadar yaklaşacaksın, tam bu kadar, tamam mı? Anlaşıldı hocam. Siz ne istemiştiniz? Komutanım, yeğenim için imzalar mısınız? Arkadaşları da imzalatayım, gelip alın, tamam? Tamam komutanım. Ben alırım komutanım. Thank you.
yapıyordunuz lan yukarıda? Dans edeceğiz diyordum. Onun provasını yapıyorduk işte. Ne dans? Ne provası? Dündeki ilk dans yapıyoruz. Ha? Hadi canım. Ciddi misiniz? Oh be abi. Sonunda. Ben de bunlar ya birbirini vuracak ya da iki çocuk yapacak. Hadi. Gel oğlum ya. İyi bakın birbirinize. Sen de kendine iyi bak. Ankara'ya yakın al, sıkıldıkça gel. Şey yüzme. Merak etme, biz yapacağımız her şeyi peşin peşin yaptık zaten. Sıkıyorsunuz. Hadi. Dikkatli gidin. Hadi görüşürüz. İyi yolculuklar. Onur, neyin var? Yok bir şeyim. Ya hadi boş ver hadi. Çektin 7G'yi, sonra ittirdin. Birden -3G'ler. Kızım elin ayarı kaçmış senin. Az daha bayılıyordum. Ben zaten bayıldım. Peki nasıl topladın uçağı? Ayıldım. Hadi canım sen be. Hoş geldiniz komutanım. Hayırlı olsun. İkiniz de Anadolu Kartal tatlı atmaya gidiyormuşsunuz. Ha, teşekkürler şefim. Sağ ol. Teşekkürler. Evet ya. Bakarsın eski ekip yine toplanırız ha. Tabii canım. Onlar hançerlerde. Akgör canını okuyacağım bunu. Tüm bombaları attım. Ama top mermisi atmıyor. Tatbikatta böyle bir hata da rezil oluruz. Onur Üsteğmen'im, sizin uçağınıza top mermisi yüklemedik ki. Nasıl yani? Kardeşim top mermisi yüklemeyi nasıl unutursunuz ya? Bir sorun mu çıktı Üsteğmen'im? Uçağa top mermisi yüklememişsiniz şefim. Bu nasıl ihmaldir? Uçuş programında mühimmat olarak sadece eğitim bombası yüklenecek görünüyor. Top mermisi görünmüyor. Olur mu öyle şey? Atış görevinde top mermisi nasıl olmaz? Yüklememişsiniz işte. Hayır Üsteğmen'im. Bakın, programda sadece eğitim bombası görünüyor. Top mermisi yok. Ayrıca uçuş öncesi siz de kontrol ettiniz. Yani uçağa da listeye de baktınız. Baktınız değil mi? Bu Hüsteğmen hep böyleyse yandı bizi. Şş, bak, çok genç de. Daha yolun başında. Olur böyle şeyler. Sıkma canını, hadi. Gelmez olur muyum Ayşe? Dağıtacağım o düğünü. Hem Ağustos'ta değil miydi? Neden erken aldınız? Ya tatbikat öncesi moral olsun diye canım. Başka bir şeyden değil. Ha bu arada Tunç'la Fatih de seçildi biliyorsun değil mi? Hadi canım. Bak bu gerçekten moral oldu benim için. Tamam anlaşıldı. Senin canın sıkılmış. Sorma Ayşe ya. Uçuştan döndükten sonra makinisti haksız yere ters istedim. Ya tamam. Sıkma sen canını. Sen bir şekilde çözümünü bulursun. Biliyoruz seni. Kaftan'da yaşarmış. Bilgi ağacında bir yuvası varmış. Tüm zamanların bilgisine sahipmiş. Ölümü geldiğinde ateş olup kendi kendini yakarmış. Ama sonra küllerinden yeniden doğarmış. Ölümsüzmüş yani. Anka kuşunun tek amacı
yerle göğün arasındaki birliği sağlamakmış. Sonunda gerçeği kendinde bulmuş Özlem abla. Sen hiç uçmak ister miydin? Çok. Çok isterdim. Ama bunlar uçuştan böyle sapasağlam dönüyorlar ya. Yetiyor bana. Bakayım. Ellerine sağlık. Ali çok güzel oldu bu. Günaydın, kolay gelsin. Oo, hoş geldiniz üstelik. Dünkü tatsızlık için kusura bakmayın. Boş verin, olur öyle şeyler. Arkadaşlar, baklava molası, buyurun. İsteyim, isteyim benim. Gel, gel. İşte olay bu. Özlem, sen misin? Onur. Harika geldin. Kızım, hala tezin bitmedi mi? Oo, çoktan bitti o tez. Ne işin var burada? Buradayım, Konya'dayım. Üniversitede öğretim görevlisi oldum. Yüksek lisans tezimi çok beğendiler. Şimdi doktora yapıyorum. çok güzel. Düğünden haberin var mı? Var. Ne yapıyorsun? Sen nasılsın? Ne yapayım, sen İşte benim, Özlem Hanım. Buyurun, baklava yiyelim. Gel hadi. Aa. Afiyet olsun. Buyurun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu semazenli peçeler yeni mi? Evet komutanım. Çok güzel. Tabii Konya'nın simgesi. Sadece Konya'dan ötürü değil komutanım. Hani her sene buraya dünyanın dört bir yanından geliyorlar ya tatbikat için. Biz de gel diyoruz işte. Ne olursan ol gene gel. Babam. Pilotlar için çağın semazenleri derdi. Gökyüzünde uçuyoruz diye. Sizin için gökyüzünde uçmak. Bizim içinse ne olursan ol gene gel. Siz uçarken biz dua ediyoruz üstemin. Geri dönmeyen bir pilotun dolabını boşaltmak nasıl acı verir insana? Siz bilemezsiniz. Hadi. Daha bir dünya kadar baklava var. Hadi. Çok teşekkürler üstemin. Sağ olun. Şefim olur şefim, afiyet olsun. Ya bu da çok güzel araba, çok yakışıklı da bakımsız. Valla gördükçe içim parçalanıyor. Sorma ya. Konya'da ustasını bulamadım. Vites geçmiyor, yağ yakıyor. Bir de Eskişehir'e gideceğim düğüne. Bir arıza çıkarır diye kaygılanıyorum. E benim arabayla gidelim. Siz bunu bize bırakın, bir bakalım biz. Anlar mısınız? Özlem Hanım, üste binin. Gelin size bir şey göster. Gelin, buyurun. Özlem Hanım, kafanıza dikkat edin. Bu uçak acil işte pist dışına çıkıp yanmıştı. Amerikalılar neredeyse onları mı imkansız diye düşündü. Ama biz Türkiye'de onardık. Şefim, helal olsun. Gerçekten gurur duydum. Biz de gurur duyuyoruz. Ayrıca yakında uçacak. Yanmış, onarılmış, yeniden doğmuş. Anka. Onu ben uçuracağım. Nereye o? Eskişehir'e düğüne komutanım. İyi. İyi yolculuklar. Sağ ol. Teşekkürler. Ne haber? İyidir. Ver bunu asıl. Geç sen, ben kullanırım. Ya. Geç geç. İyi hadi. Doktor mu olacağım başımıza? Şimdi de uçamayanların psikolojisini araştırıyorum. Ya sen böyle kask falan boyuyordun. Ne oldu o iş? Doktora o kadar zor ki Onur. Uzun zamandır hiç boyaya, resme falan vakit ayıramıyorum. Ama benimkini boyarsın değil mi? Bakarız. Burcu ne yapıyor? Geliyor değil mi düğüne? Aylardır görüşmüyoruz. Biliyor musun? Beni sen yaktın. Tanışın. Elif, Devrem Tunç. Bizi birkaç kez daha tanıştıracak ama memnun oldum. Nasılsın Elif? Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ne yapıyorsun bakalım, arama kurtarma. Kaç kişiyi kurtardın? Vallahi bir balıkçıyla dağcıyı saymazsan daha siftah yapmadık. Hı. Oğlum, herkes göreve gitmek için can atarken biz göreve gitmemek için dua ediyoruz vallahi.
Ha, tam yerini bulmuşsun. Yakışmış sana vallahi. Şişt, oğlum sen niye yalnızsın? Senin radarlar çalışmıyor mu? Elene bak. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin. Burcu, Elif. Merhaba. Merhaba, memnun oldum. Ben de. Bizi de yaramazlık yaptık diye dışarı attılar. Düğünü almıyorlar. Ama senin sayende kesin gireriz. Çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Onur yoldadır. Ama Neşe teyze ile Filiz teyze içeride. İsterseniz geçelim. Hah. Onlar da geldi zaten. Baskısı altında kalmadan Mustafa Hızarcı ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Mustafa Hızarcı, Ayşe Dinçer ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Bravo!
represent the enemy as the Red Force, and they will assist in the training of participants flying as the Blue Force. This year's exercise will focus on air-to-air and air-to-ground attack training, as well as air-to-air refueling and cargo drop from transport aircraft. Have a safe flight and happy landings. Vay anasını be. Yaşlandık. Ne kadar oldu görüşmeli ya. Yok artık. Ya bu tatbikat var ya bana çok iyi geldi ya. Abi sorma, ben de son işimden beri hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Ya işte hepimiz birlikteyiz, aynı üsteyiz. Vallahi ha. Onur sizi keklik gibi avlasa da kabulümsünüz. Bana iş çıkarmayın yeter. Dağlarda aramayın sizi Allah sonra. Abicim, hadi lan. Herkes arkasını kollasın, hiç affetmem, ona göre. Doğru söyledin, valla doğru. Göreceğiz. Vay, sert yaptı. Al. Oğlum şakayı makayı bırakın da bu arada tatbikatta başarılı olursanız kuvvet komutanı mutlaka ödül veriyormuş. Hanginiz alıyor? Kesin ben alacağım. Yani. Hadi, her zaman. Hadi be. Hadi gidiyoruz. Sola Türk geliyor. Hadi. Sola Türk. Şekerleri al. Hangi bıçağa bakayım? Özlemişsindir bak. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne bu ya, hepiniz toplanmışsınız gene. Ne yapıyorsunuz burada? Ben bu üsteyim zaten. Onlar evet. Da tatbikat için geldi. Bu üçü bana güvenerek katıldılar komutanım. Ben de arkadaşlara göz kulak oluyorum. Yoksa keklik gibi avlanıyorlar komutanım. Ben zaten sizi tatbikatta göreceğimi biliyordum da. Burada ne işiniz var? Vallahi biz bir yakından bakmaya gelmiştik komutanım ama siz ne olduğunuzu hiç bilmiyorduk. İyi. O zaman tadını çıkara çıkara bakın. Belki bir gün size de kısmet olur. Mesaj alındı komutanım. Yurt içi göreviniz bitti mi? Tatbikat için mi geldiniz? Bitti bitti. Tatbikatta beraberiz. Sen kırmızı uçuyormuşsun ha? Sola Türk. Sola Türk'ü konuşuruz sonra. Benim araba ne durumda? Komutanım, benim biraz hangarda işim var. Ben daha sonra bulurum sizi. Çay içeceğiz, yakala bizi. Tamam. Hadi gelin biraz çay içelim. Buyurun. Eksik kaç çektin? Kolay gelsin. Naci Başçavuş nerede? Eyvallah. Şefim. Onur üstüye benim. Bizim araba ne oldu ya? Sahibi geldi de. Araba? Biz biliyorduk geleceğinizi. Merak etmeyin. Araba otoparkta. Çok sağ olun şefim. Kolay gelsin. Vay be. İyi bakmışsın ha. Buyurun komutanım anahtar. Eskisinden daha iyi duruyor. Atla bir tur atalım.
Hangi göreve döndünüz komutanım? Türk Yıldızları Filo Komutanlığı'na atandım. Hava Harp Okulu'ndayken Filo Komutanı hediye etmişti. Aslında tek hayalim Türk Yıldızları'ydı bir zamanlar. Ama bunu sır gibi sakladım. Bir tek size söylüyorum. Zaten bu sırrı taşıyanlar gelir. Ama istemek yetmiyor. Direkt kuvvet komutanının onayına bağlı. Sen çok iyisin Onur. Güçlü, özgür, yalnız bir kartal gibisin. Ama kazlar takım halinde uçar. Böyle. V şeklinde. Biri hep öndedir. Lideri. Ama lider de sürekli değişir. Yeri gelir, arkada uçan da lider olur. Sonra biri düşerse, diğeri mutlaka onun yanına iner. İyileşene kadar orada bekler, sonra sürüye birlikte katılırlar. Türk Yıldızları demek, diğer uçaklarla birlikte tek olarak uçmak demektir. Sen böyle uçabilecek misin? Siz ne yaptınız? Yani hala yalnız mı uçuyorsun oğlum? Bana neden uçurtmayı sorduğunuzu anladım komutanım. İpimi ona verdim. Ama bıraktı gitti. Onur, sen ilk kez katılıyorsun. Bak, geçen yıl daha başta herkesi vurduk diye biraz yavaş olun uyarısı geldi. İlk günlerde fazla asılmıyoruz. Bırakılmalısınlar. Tamam mı? Bizi vurmasın yeter komutanım. Hançer Kol İpek. İki grup mavi. 1-0-0 50 mil. Güney grup 2 uçak. 1-2-0 45 mil. Size doğru yaklaşmakta dikkatli olun. Tunç nedir durum? Komutanım kırmızılar batıdan yaklaşıyor. Maviler de doğudan. Hançer Kol'un 2 numarası da Onur'un uçağı. Bir numara, kanser, 1-0-0, 50 mil, 25 bin feet, hard. 2 numara, denedim hafızı. 2 numara anlaşıldı. Hançer 2 tehdit, saat 1 istikameti 10 mil. Mavi tek grup, 2 uçak, sana anlayıcı oluyorlar. Anlaşıldı İpek, 2 numara kaçışta. La. Hançer 2 tebrikler, iyi atıştı. Mavi 1 numara saf dışı. Oldu bu iş. Hançer 2 kuzeydeki mavi uçak sağdan, güneydeki soldan sana angaja oluyorlar. Top benzerindeyim. La. 3-2. İlk günden 3 mavi indirmişsin. Ben de beklemiyordum. Tunç yarmasa çıktığı gibi avlanacaktı. Doğru söylüyor. Tunç'un sesini duydum da kendime geldim. Oğlum herif son uçağa ta dibine kadar girip topla vurdu ya. Sevdin sen bu uçağı. Oo. Bakıyorum da keyfin yerinde. Bak bu adamlar boş hava sahası bulamıyorlar. Şurada 2 saat tecrübe kazanacağız diye dünyanın bir ucundan geliyorlar. Bütün sene bu tatbikatı bekliyorum. Ama sen ne yaptın? Çıkar çıkmaz liderlerini vurdun. Sonra 2 uçak daha indirdin. Rahat bırak oğlum adamları. Major, there must be a mistake. What mistake, Major? There's no way in hell the first lieutenant could have avoided my missile with a maneuver like that. We will soon see. I was planning to take a look anyway. John'un kolunun ilk saniyelerini açar mısınız? Hemen açıyorum. Onur'un kaçışı. This is his first time on the exercise. Yes. Not bad. Not bad at all. He's my student. I'll do air-to-air refueling first. Then we'll briefly cover a C-130 transport aircraft against enemy aircraft while it does a cargo dropping with parachute. If the cargo aircraft is hit, the task will rate as unsuccessful.
After covering C-130, we'll destroy surface targets. On this mission, First Lieutenant Mustafa will fire for the first time a missile that has real camera imagery from long range at a SAM missile. We really need to watch for surface-to-air missiles during this mission. Panther Leader IPEC, bullseye 090, 40 miles, around 4,000 feet, single group. Onur az daha çarpıyordu komutanım. Tekrar göster şunu. Ne yaptın oğlum sen? Öldürüyordun ikimizi de. Mustafa tamam. Sen de kendine gel. Bitti artık. Topu kendi bitti. Bitti. Durdular, o bomba kesin kamera görüntülü bombadır diye. Yoksa o iki füzeden kurtulup hedefi vurması imkansızmış. Ben de gidin hangara bakın dedim. Harbi hangara gidip baktılar mı komutanım? Komutanım, fark bilekte deseydiniz. Ya siz bilek diyorsunuz da ben hiç anlamıyorum. Nasıl dayanıyorsunuz acıya? Aşk özlem, saf aşk. Sen onu Onur'a soracaksın. Good evening guys. Good evening. How you all doing? Hey. First Lieutenant Aisha. My congratulations. Thank you. It's my third time on this exercise, and I've never seen shooting this good before. Thank you, sir. So, tomorrow's our last day, I guess. Be seeing you next year. This is Konya. The proper port this place is come again. I've heard that proverb before. Maybe I will. Cheers. Have a good night. Safaş diyorduk, Onur yarım kaldı. Yarım kaldıysa zaten saf değildir. Unut gitsin. Afiyet olsun. Ben halledeceğim artık bu işi. Sene boyunca bunu bekledim. 30 sene boyunca. Evet. Deseydim daha önce giderdik. Canım sen. Eğlenceli.
için bütün seni beklemene gerek yok ki. Arkadaş, yüzmeyi mi istiyorsun? Fallara, fallara bakacak sonra. Bakın, kapatacağım ben de. O çok saf bana bakıyor ayrıca. O hep bakıyor zaten. Evet, bütün yıl boyunca ben sana görmüşüm. Hep aynı şeyleri söylüyorum. Ben bütün noktaları toparlayacağım. Sen çoğaltın. Onur. Emredin komutanım. Ne bu halin? Yok bir şey komutanım. Sonuçta ne yaptım biliyorsunuz. O geçti gitti. Unut onu. Her uçuş ilk uçuştur. Yok komutanım. Bu benim için son uçuş gibi. Artık dayanamıyorum. Savruluyorum. Galiba bedellerin en ağırı bana düştü. Bekleyenim yok komutanım. Bekleyenim yok. Dur bakalım. Hayatın insana ne zaman ne göstereceği belli olmaz. Yalnızken neler yaşar iki insan, ten tene göz göze dokunur ya can. Bilemezsin nasıl da akıp geçer zaman, hele sayılıysa vakit kısıtlıysa. Özlemek daha gitmeden eksik hissetmek, öpmeye doyamadan veda etmek. Kıyamazsın nasıl da akıp biter zaman. Hiç bitmesin, hiç bitmesin. Bilsem bile ölüme yürü korkusuz gelir benle. Görsem bile nasıl sevdiğini. Sevdim işte onu delice, cesaretim yok artık benim vazgeçmeye, kaybetmeye. Ne misiniz üstelik? Son uçuş. Haklısınız tabii, yoruldunuz. Tatbikattan sonra dinlenirsiniz. Herkes Anka'yı konuşuyor. Sayenizde uçağın hakkını verdiniz. Şefim, hakkını helal et. Neler duyar derin insan, kanatlar suya yakın işte o an. Direnemezsin önden koşar gider zaman. Hiç kopmasın, hiç kopmasın. Aşk böyledir sonuna kadar, yanar yürür senle. Basar gider bazen hiç istemesen de. Şu ayrılık olmasaydı ölüm Allah'ın emri. Titrer hasretle yürek sahipsiz. Güle güle git canım, sağ salim dön. Unutma ki bir sevenin, özleyenin var. Çabuk dön, unutma ki bir sevenin, bekleyenin var. Güle güle git canım, kaçma gel. Tebrikler Hançer 2. Görev başarıldı. Tatbikat bitmiştir. Peki, konuşan Hançer Kol. Görevi tamamladık. İki uçak meydana dönüyoruz. Geliyor bizimki. Şimdi Türk yıldızlarıyla Dubai'ye gittim. Tebrikler beyler. İyi işte.
noktasında kuş çarpması. Motor anormal. Acil iniş planlıyorum. Emergency. 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 Hançer 2 İpek. Teknisi yardım talep ediyor musunuz? Negatif. Motor kısmı arkasında çalışıyor. Teknisi sistemlerini tamamladı. Acil durum ekiplerini ikaz edin. Pisti tutturamayacaksınız. Atlamayı düşünün. İpek. Hançer 2. Atlamayı düşünmüyorum. Uşağı indirmeyi deneyeceğim. Abi ben helikoptere gidiyorum. Atlayacak bu herif. Hançer 2. İpek. Emniyetli irtifanın altındasınız. Atlama kararını vermekte gecikmeyin. İpek. Hançer 2 atlamayacak. Hançer 2 konuşalım da. Harekat tarzınız ne olacak? Hançer 2 tersi süpürleti talep ediyor. Hançer 2. Kaç dakikalık yakıtın kaldı? Tükenmek üzere. Onur. Uçağı hemen terk et. Yapamam komutanım. Uçağı indirmeyi deneyeceğim. Onur, tekrar ediyorum. Uçağı hemen terk et. Komutanım yapamam. Anka bu. Bırakamam. Onur, motorun her an durabilir. İrtifağın yetersiz. Tekrar ediyorum. İrtifağın yetersiz. Onur. Onur süratin çok fazla. Pas geç. Pas geç. Atla artık. Komutanım baba. Onur, uçağı şehrin dışına yönelt. Ve atla artık, atla. Atlamayacağım komutanım. Bekleyenim var. Komutanım motor durdu, duracak. Ya süzülerek inecek ya da... Alçak kalma! Alçak kalma! Paraşüt! Bu kaşağı! Çocuklar,
Haberiniz var mı? Komutan sizi görmek istiyormuş. Üsteğmen Onur. Yalnızken neler yaşar iki insan, ten tene göz göze dokunur ya can. Bilemezsin nasıl da akıp geçer zaman, hele sayılıysa vakit kısıtlıysa. Özlemek daha gitmeden eksik hissetmek, öpmeye doyamadan veda etmek. Kıyamazsın nasıl da akıp biter zaman. Hiç bitmesin, hiç bitmesin. Bilsem bile ölüme yürür korkusuz gelir benle. Görsem bile nasıl sevdiğini. Sevdim işte onu delice, cesaretim yok artık benim vazgeçmeye, kaybetmeye. Güle güle git canım, sağ salim dön. Unutma ki bir sevenin, özleyenin var. Güle güle git canım, çok çabuk dön. Unutma ki bir sevenin, bekleyenin var. Sessizken neler duyar derin insan. Kanatlar suya yakın işte o an. Direnemezsin önden koşar gider zaman. Hiç kopmasın, hiç kopmasın. Aşk böyledir sonuna kadar, yanar yürür senle. Basar gider bazen hiç istemesen de. Şu ayrılık olmasaydı ölüm Allah'ın emri. Titrer hasretle yürek sahipsiz. Güle güle git canım, sağ salim dön. Unutma ki bir sevenin, özleyenin var. Güle güle git canım, çok çabuk dön. Unutma ki bir sevenin,
bekleyenin var. Güle güle git canım, sağ salim dön. Unutma ki bir sevenin, özleyenin var. Güle güle git canım, çok çabuk dön. Unutma ki bir sevenin, özleyenin var. Unutma ki bir sevenin, bekleyenin var. Unutma ki bir sevenin, bekleyenin var. Bekleyenin var. Vessel'in katkılarıyla.